dağılıyor. Biz bunu mahvettik işte. Osmanlı da bunu takip etmiştir. Osmanlı Bizans politikasını akıllı bir şekilde takip etmiştir. Ticaret yollarını açık tutmak, İstanbul'daki tüccarlara kapitülasyonların ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Kapitülasyonlar hep bize kötü diye öğretirler. Kapitülasyonlar çok akıllı verilmiş kararlardır. Nedir kapitülasyonlar? Yabancı tüccara güvendir. Ne diyorsun yabancı tüccara? Bir hadise çıkarsa sen kendi hukukunla yargılanırsın diyorsun. Padişah niye bunu vermiş biliyor musunuz? Bizim padişah çok akıllı adamdı hepsi. Başta bunu ilk veren Sultan Süleyman'dır. Ondan sonra da hepsi sıra sıra vermişlerdir. Bir memlekette tüccar çoksa malın değerlenir. İyice dikkat edin arkadaşlar. Tüccar olmayan memleket kalkınamaz. Şimdi şey düşünüyor padişahımız. Ulan ticaret diyor İngiltere'ye kaydı. Atlantik ötesine hani Amerika keşfedildi. Şimdi ben yabancı tüccara Türkiye'de Müslüman ülkeden korkarsa, niye korkar yabancı tüccar Müslüman ülkeden? Gelir adam buraya, malına el koyarlar, bir de adamı öldürürler, öyle değil mi? Bir kadıya götürürler, kadıya 3-5 kuruş rüşvet verirler, adamın hem malını alırlar hem elini keserler. Adam korkmasın diye ona bir güvence vermiş. Osmanlı'nın yabancı tüccara verdiği güvence, bu güvence bugün yok mu? Yabancı sermaye verdiğimiz güvence nedir biliyor musunuz? İşte kapitülasyonlardır. Yabancı sermaye burada problemi olunca milletler arası hukuka gidiyor mu? Gidiyor, nedir o? Aynı şey işte. Ama bunu akıllı yapmışlar ve o sayede Osmanlı uzun süre devam etmiştir. Osmanlı'nın gerilemesi ne zaman başlar biliyor musunuz? İkinci Viyana kuşatmasıdır. Bakın ikinci Viyana kuşatması 1683 tarihindedir. Karlofça Anlaşması 1699'dur. Demek ki tam 16 sene Avusturyalılar bizi darmadağın etmişler. Polonya, Avusturya, Rusya, Balkanlarda bizi darmadağın etti. Bütün Macaristan elden gitti. Biz gidip anlaşma yaptık. Ve gerileme başladı. Osmanlı'nın yıkılışı ne zaman? 1922 veya 24, 23. Kaç sene ediyor? 250 sene sonra. Hangi imparatorluk inişten sonra 250 sene yaşayabilir? Osmanlı'nın ikinci silkinişi 2. Mahmut dönemidir. 19. yüzyıl. O da nereden başlar? Şimdi bazıları şey yapıyorlar. Geçen gün biri bir kitap yazmış. Efendim 1838 İngiliz-Osmanlı Ticaret Anlaşması, Serv Muahedesi bir karşılaştırıyorlar. 1838'deki İngiltere ile yapılan serbest ticaret Osmanlı'yı kalkındırmıştır. Bütün Avrupa ile yapılan serbest ticaret Osmanlı'yı kalkındırmıştır. Osmanlı'daki ticari dehayı görmek istiyorsanız Abdülhamit'in ticaretine bakacaksınız. En başarılı politikayı Abdülhamit uygulamıştır. Ticareti serbest bırakmıştır. Ve yol yapmıştır. Liman yapmıştır, okul açmıştır. Bu kadar. Bakın Abdülhamit'in bütün icraatına. Ve o sayede şehirlerimiz, bütün ülkemiz zenginleşmiştir. Bak Trabzon'da Abdülhamit zamanında opera vardı, opera. Ne demektir biliyor musun? Özel opera. Demek ki o kadar zengin adam var ki, o kadar pahalı bir şeye bilet alıp girecek adam var. Samsun'da at yarışları yapılırdı. Aynı İngiltere'deki gibi. Ascot Derby gibi. İstanbul dünyanın merkeziydi entelektüel açıdan. Birçok açıdan, zenginlik açısından. Yani serbest ticaret daima ülkeleri geliştirir, zenginleştirir. Ne zaman kapanırsın, o zaman fakirleşirsin. İşte şeyin sırrı budur. Acaba çok uzattık herhalde. 1917...